AK Parti'nin İmamoğlu'nun seçim başarısını kabul etmemesiyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Ya söylenecek bir şey yok ki. Bir sürü yolsuzluklar, çalınmış, çırpılmış bir sürü şeyi örtbas etmek için vakit kazanmaya başladılar. Başka hiçbir şey yok. Son sorumdan. Zaman kazanmak için yapılmış bir şey yani komple. İmamoğlu çok iyi biridir. Onu Cumhurbaşkanı şeyine bekliyoruz yani. Cumhurbaşkanı tabii ki Cumhurbaşkanı olmasını istiyoruz. Çok iyi biridir. Yani onu destekliyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Zaten şu ana kadar AK Parti'nin aldığı oylar demek ki hepsi hileyle alınmıştır. İmamoğlu'yu destekliyoruz. Başarılı bir biri olacağına inanıyoruz. Sen Türksün, Müslümansın değil mi? Evet. Ben de veznedarım hem de türbedarım. Eyüp'te. Tamam. Çadır var. Orada toplanıp konuşuyoruz. Hükümete yıkanlar, yapanlar dolu. Birisi geldi böyle genç delikanlı, şöyle çardağa dayandı. Dedi ki bak bir şey söyleyeyim dedi, iyi dinleyin dedi. Ben de oradayım. Dedi ki Tayyip Erdoğan Türkiye'nin başına Allah'ın bir lütfu bunu böyle bilin dedi, adam gitti. Bir de adamı görmedim. Gelmedi gitmedi. Kimdi neydi bilmiyorum. Şimdi Türkiye'nin ama iyi insanların değeri kıymeti olmuyor. Memleket neresi? Erzincan. Allah daim eylesin. Ama söylenecek çok şey var da ayaküstü olacak şey değil. Yani sonuçta seçilmiş bir aday var. Ve gerek şehrin her yerine asılan pankartlar olsun, gerek medyada yapılan çirkin işler olsun, yanlış buluyorum. Destekleyen, desteklemeyen çok fazla AK Parti seçmeni de var İmamoğlu'nu destekleyen. Hani İstanbul'u bir de farklı bir gözle, farklı bir açıyla bakmak gerekiyor İstanbul'a. Yani hoş olmadı. İmamoğlu'nun başarısı Türk milletinin başarısıdır. Mustafa Kemal askerlerin başarısıdır. Allah ona da yardımcısı olsun. Allah onun yardımcısı olsun. Kadir Topbaş'a da burada saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Şahsen görüyorum, tanıyorum. Onu da çok seviyorum. Ama İmamoğlu'nun önünü açsınlar, engel koymasınlar. Kadir Topbaş da devlet adamıydı. Güzel bir adamdı. Yani İmamoğlu, o da devletin, milletin oyuna gelmişti. Onu da şahsen tanıyorum. Ona da saygılarım, vesilelerinize saygılarımı yolluyorum. AK Parti'nin İmamoğlu'nun başarısını kabullenmemesiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? İstanbul çok büyük bir şehir. Hani İstanbul'u kaybetmek kimse istemez. Aslında İmamoğlu'nun başarısı değil. Hani başka biri de başarılı olabilir. Ama İmamoğlu'ndan ziyade AK Parti şu an İstanbul'u kaybetmek istemiyor. Bunu söyleyebilirim. Ben öyle düşünmüyorum. Kişisel bir şey olduğunu düşünüyorum. Vallahi o da Yüce Seçim Kurulu'nun vereceği bir karardır artık. Zaten sonra. İnşallah düşündüğümüz şeyler doğru değildir. Hani sosyal medyada da çıkıyor. Söylenenler doluyor işte, diyorlar ki kendi çıkarlarını örtbas etmek için Fatih Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasını istemiyor. Ya da seçildiği halde YSK'ya başvuruluyor. İşte mazbata silinden alınmak isteniyor ya da seçimle yenilenmek isteniyor. İnşallah işte düşündüklerimiz doğru değildir. YSK doğru bir karar verir. Ekrem Başkan da görevine layıkıyla devam eder. Herkese eşit hizmet yaparak 5 yıl boyunca devam eder. Sonunda da hem CHP'lilerin, AKP'lilerin, hem MHP'lilerin hem de Kürt seçmenin gönlünü kazanarak bir 5 yıl daha yeniden görev yapar. Yani çekemesinler ya, sıkıntı yok. Aldık şu an mazbata burada. Kıskançlık, kabul etmeme. Kabul etmeleri lazım. Sonuçta demokratik bir seçim. Önceden onlar kazandı. Şimdi İmamoğlu kazandı. Saygılı olmaları lazım. Ya onlar demokratik haklarını aramaya çalışıyorlar diye düşünüyorum. Çünkü şu zamana kadar hep iktidarlardı. Kaybetmenin mantıklı olmayacağını düşünüyor olabilirler. Bilmiyorum. Yani anlayış ve hoşgörü olmak zorunda. Ülkemizde birlik, beraberlik için. Birbirimizi kabul etmek zorundayız. Ekrem İmamoğlu'nun, AK Parti Ekrem İmamoğlu'nun seçim başarısını kabullenmemesiyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Ya tabii ki kendileri bekliyorlardı. Şoktalar şu anda tabii, şaşırmış durumdalar. Artık bilemiyorum yani düşüncelerini, bilemem. Maalesef kendileri iktidara geldiği günden beri kendilerini hep iktidarda kalacak gibi gördüler ve buna yönelik hareketler yaptılar. Devletin içinde ve belediyelerde sanki hiç
kimse onları denetlemiyormuş ve hiçbir zaman yargılanmayacakmış gibi hareket ettiler. Ama beklemediği bir anda insanları kucaklayan, eşitliği, özgürlüğü, adaleti vaat eden biri, onlar için, onların iş adamı, devlet ve parti üçgeninde çok önemli olan bir yerin kaybıyla şaşkınlığa uğradılar. Ve şu anda ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bunun karşısında da AK Parti'nin o muhafazakar demokrat kökeninden gelen diye sonradan eklenen ve ekmeğini, balını, kaymağını yiyen kesimi son iki haftadır mümkün olduğunca nereden koparabiliriz diye süreci uzatmaya, Türkiye demokrasisine balta vurmaya ve halkın sabrını sınamaya ve insanları germeye devam ediyorlar. Yani bu şimdi rekabet olduğu için yani tabii ki kendisi kazanmak istiyor. Kazanamaması da üzgün bir durum. Yani bir taraftan bir şekilde bir şeyler yapılması gerekiyor ki yani oradan o düşüş sağlaması için ama kazandı. Yani önemli olan bu, o veya bu şekilde kazandı şu an. Tebrik etmek lazım. Şimdi partide illakin iddialaşacaklar. Ama şimdi o kazanmış. Tabii arada bir sürü bir fark var. Az bir fark değil yani. Ama bu da nedir? AK Parti'ye bir derstir. Yani vatandaşın vermiş olduğu bir ders. Yani haliyle sanırım 25 yıldır süre gelen bir iktidar devri var İstanbul'da. İstanbul benim aşkım diyordu zaten. Kendisi de ilk belediye başkanı. Yani ilk defa seçime girdiği yer ve kazandığı yer, siyasete atıldığı yer. Yani kaybetmesi haliyle üzer onu. Ondan dolayı fazla yani kabulleneceğini sanmıyorum ki itiraz süreci hala devam ediyor. Ki sonuna kadar da itirazlar da gideceğini düşünüyorum. Yani İstanbul büyük bir şehir, memleket daha doğrusu. Yani çoğu Avrupa ülkesinden çok fazla nüfusa sahip olduğu için ki belli bir ekonomik geliri de var. Bu ekonomik geliri vakıflara vesaire aktarıldığı için o vakıfları da kesmek istemiyorlar. Bu süreçte yani fazla bırakacağını zannetmiyorum İstanbul'da. Öncelikle yani tebrik etmek lazım. Ben Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ama AK Parti'nin bu itiraz sürecinin hala devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü oy farkı cidden kapalı ama şunu da düşünmek lazım. Bir oy bir oydur. Her türlü yani bir oy bile farklıysa, bir oy bile öndeyse başkan seçilmiştir. Çok fazla gereksiz buluyorum ben bu itiraz konusunu. Çok fazla uzatıldı. Çok fazla gündem oldu. Bu hem Türk siyasetine hem Yüksek Seçim Kurulu'na çok yani kötü bir görüntü verdi. Kötü bir leke olarak görüyorum ama yani artık bence herkesin kabullenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani seçilmiş bir insana herkesin saygı duymasını gerekiyorum. Yani başta Cumhurbaşkanımızın da buna sahip çıkmasını geliyorum. Geçen de karşılaştılar mesela, bir selam vermesi gerekirdi diye düşünüyorum. Bence itirazları çok saçma buluyorum yani. Artık her şeyin kabullenilmesi lazım diye düşünüyorum. Bir şey. Ayıp mı? Tabii. Yani AK Parti ile alakalı bir şey yok. YSK kabul etti, mazbatayı verdi. Hani sonuçlandı sonuç olarak. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Sonrası yok.